Arkadaşlar merhaba uzun bir aranın ardından yeniden beraberiz videoya hoş geldiniz ee, Rahatsızlığım sebebiyle iki hafta kadar video atamadım Daha yeni yeni toparlanıyorum Ama bu video ile beraber bundan sonra yeniden videolar düzenli ve daha sık bir şekilde gelmeye devam edecek Bu videoda genel olarak konumuz Nisan ayı olacak Minik minik notlar aldım ve harita üzerinden gösterimler yapacağım ee, Sizden tek isteğim abone olup bu videoyu beğenmeniz ve destek amaçlı bir yorum bırakmanız benim için yeterli olacaktır. Lafı da çok uzatmak istemiyorum. Hadi videoya geçelim. Şimdi videoyu Vedrix ile başlayacağız ancak onun öncesinde bir duyuru yapmak istiyorum bu konuyla ilgili. Arkadaşlar Vedrix ile yaptığımız işbirliği sonucunda 3 ay sürecek olan ve sadece 10 kişiye özel 50 Euro'luk bir indirim kuponu geçerli. Sizlerde video dışı kişisel takip amaçlı eğer ki kullanmak isterseniz Instagram hesabından birebir olarak iletişime geçebilirsiniz benimle. Her türlü yardımı yapacağım. Videolarda da izlediğiniz gibi birçok seçenek var. Bir sürü harita var. Ve detaylı ve güvenilirliği açısından da gayet güzel daha doğru ve tutarlı bilgilere ulaşmak için sizlere birebir gelecek bu uygulama. Şimdi videoya geçelim. Öncelikle Mart'ın son 2 ve 3 gününü çok sıcak geçirdik. Mevsimine göre tabii ki sıcak. Yaklaşık 20-22 derecelerde özellikle batı bölgeler günler geçirdi. Önümüzdeki birkaç gün daha bu sıcak hava devam edecek. Bu haftanın sonundan itibaren ise artık sıcaklıklar bir nebze düşmeye başlayacak. Özellikle Nisan ayının ilk haftası sıcak geçecek. İkinci haftasının ilk günleri de yine aynı şekilde sıcak geçecek. E, ardından sıcaklıklarımız düşecek mevsimine göre biraz daha serin bir atak alacağız arkadaşlar. Şöyle ilerletelim. Yılın tam bu zamanında özellikle tarım olumsuz etkilenebilir bu hava koşullarından. Bu sebeple söylemek istedim. Sıcaklık konusunda çok uzatmayacağım. Bu haftanın son günlerine doğru artık mevsim normallerine inmeye başlayacağız. İkinci haftaya geçtiğimizde sıcaklıklarda yeniden birkaç derecelik artış olabilir yurt geneli. E, ancak ikinci haftanın son günlerinde. Serin mevsimine göre serin bir atak alacağız. En azından görüntü bu şekilde. Denizlerimizde ilk hafta kayda değer bir fırtına yok. En azından görüntüde bunu söyleyebilirim. Çok risk teşkil eden bir durum yok arkadaşlar ve genellikle yıldız ve Poyraz şeklinde ufak ufak rüzgarlar esiyor. Ardından bu rüzgarlar yönünü yeniden kuzeye çevirerek lodos hakim olacak denizlerimizde. Ege Şöyle hızlıca yağış haritasına da bir bakalım. Şu anda animasyon modunda Nisan'ın 3 ve 4'üne geldiğimizde yurdun basısından yağış giriyor. Ancak çok kuvvetli bir yağış değil. Doğu Karadeniz'de de etkisini sürdürüp yurdu terk ediyor. Ardından 5-6 Nisan'da yeniden oluşumlar var iç ve doğu bölgelerde. Yine çok şiddetli değil. Ama orta kuvvette tam da istediğimiz düzeyde bir yağış diyebilirim. E, Nisan'ın 10'u ve sonrasına baktığımızda ise yine daha çok doğu bölgelerde bu yağışın etkili olduğunu görüyoruz. Bir diğer yağış dalgası ise ayın 12 ve 13'ünden itibaren yurdumuza gelmesi bekleniyor. Yine çok kuvvetli değil. Batı bölgelerde kıyılarda daha çok etkili olacak gibi. Bunu da yine tarih yaklaştıkça konuşmaya devam ediyor olacağız. İstanbul'un analizlerine baktığımızda ise tam da Noah'nın tahmin ettiği gibi ülke genelinde kurak bir Nisan'ın ilk iki haftası bekleniyor. İstanbul'da da 3 ve 4 Nisan haricinde kayda değer bir yağış gözlenmemiş. Başka bir ile bakalım. Örneğin İzmir yine büyük şehirlerimizden. Ayın 12'sine kadar ciddi ve kayda değer bir yağış yok. Ayın 13'ünden itibaren güzel yağışlar gelmeye başlayacak İzmir ve çevresine. Ayın 15'ine kadar %80 ihtimalle toplamda 17 milimetreye yakın bir yağış bekleniyor İzmir ve çevresinde. E, orta şiddette yağış bekleniyor. Sel riski en azından şimdilik konuşulmuyor. Bunları söyleyebilirim. Ankara'ya bakalım. Yine İç Anadolu'da 5 ve 6 Nisan arasında ufak bir yağış dalgası var. Onun dışında kayda değer bir yağış gözlenmeyecek gibi duruyor tahminler bu şekilde. Antalya'ya bakalım. Antalya'da da yine 6 Nisan'da ve 14 Nisan'da yağış beklentileri var. Ancak bunlar zayıf yağışlar. Toplamda 3-4 mm geçmeyecek gibi duruyor. Karadeniz'de Sinop'a bakalım arkadaşlar. 4 Nisan ve 13 Nisan'da da yine yağış bekleniyor. Ama burada da yine 3 ve 4 mm'lerde gözüküyor. Yağış çok kuvvetli değil. Erzurum'a baktığımızda ise ayın 11'ine kadar toplamda bakın %90 ihtimalle 30-40 mm yağış alacak. Erzurum için mevsim normallerinde ortalama yağışlar. Güneydoğu'da ise Diyarbakır ve çevresinde 7 ile 11 Nisan arası yağışlar bekleniyor. Toplamda 17-20 mm arasında %40 ihtimalle bu yağışlar olacak. Bu yağışlar esnasında 5-6 Nisan'da Bayburt Artvin çevresinde Ardahan Kars Ağrı çevresinde yine yüksek kesimlerde kar geçişleri olacak. Şehir merkezlerinde karlı karışık yağmur ve yağmur şeklinde bu yağışlar kendini hissettirecek. Hakkari ve çevresinde 7 Nisan'da kar bekleniyor. Batı bölgelerde henüz bir kar beklentisi daha yok ki zaten bundan sonrası ilkbahar ve yaz şeklinde devam edecek. Saymış olduğum illerde 10-11 Nisan'a kadar da aralıklarla bu kar yağışları devam edecek. Bugün, yarın ve cumartesi günü ise hava akımının, rüzgarların yavaşlamasıyla birlikte hava kirliliğinin batı bölgelerde hassas seviyelere çıkması bekleniyor. Adana ve çevresinde, Diyarbakır ve Şanlıurfa çevresinde de yine aynı şekilde bu durum bekleniyor arkadaşlar. Dikkatli olunması gerekiyor. Astım hastaları dışarı çıkmasa iyi olur bugünlerde. Genel olarak bizlere mevsim normallerinde ve biraz da altında yağışlar bekliyor Nisan ayı genelinde. Ve Nisan ayının ilk iki haftası kısmen sıcak. 3. ve dördüncü haftası ise kısmen serin geçecek. E, tahminler bu şekilde. gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz desteğinizi bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.